Ela'cığım, davranışları konuşmaya nereden başlayalım? Yine tanımla başlamak herhalde daha iyi. Ayağımızı şöyle sağlam basmamızı sağlıyor çünkü onun üzerine bir şeyleri yapılandırmak daha kolaylaşıyor. Şimdi davranış hayatımızın o kadar belirleyici unsurlarından biri ki işte düşünceyi konuştuk, duyguyu konuştuk. Aslında bu üçü birbiriyle sürekli haberleşme halinde. Birini diğerinden ayırmak mümkün değil ve hepsi birbirini çok derinden etkiliyor. Davranışı aslında duygu ve düşüncelerin bir çıktısı gibi de düşünebiliriz. Yani yaptıklarımız ve yapmadıklarımız üzerinde duygularımızın ve düşüncelerimizin de çok etkisi var. Aslında sürekli yapa geldiğimiz şeyler, davranışı alışkanlık bağlamında bugün daha çok konuşacağız. Yani sürekli yaptığımız ve yapmadığımız şeyler üzerinden konuşacağız. Bunların çok belirleyici olduğunu düşünüyorum, yaşam kalitemiz adına özellikle. Düşüncelerimiz duygularımızı etkiliyor, duygularımız da davranışlarımızı etkiliyor. Böyle bir sıralama var sanki. Böyle bir sıralama yok. Yani burada çok neden sonuç ilişkisine takılırsak eğer zorlanırız açıklamakta. Çünkü bunların hepsi birbiriyle süreç içerisinde sürekli etkileşiyorlar. Ama hangisi önce, hangisi sonra? Duygu mu önce beliriyor, düşünce mi sonra? Ama bununla ilgili birçok farklı yaklaşım var. Ama nihayetinde aslında bunun bizim işimize yarayacak kısmı bunun teori tarafını bir kenara bırakırsak bunların hepsinin bizi etkilediği, insan olgusunun çok temel unsurları olduğu. Yaşamı şöyle düşünelim. Kendi haline bıraktığımızda belli bir yöne evrilecekse eğer daha çok aşağı yönde evriliyor. Zaman geçiyor, yaşlanıyoruz. Öyle değil mi? Zamanın akışı içerisinde aslında hayat bizi biraz daha aşağı çekme meyilinde. Öyleyse bazı davranışlarla, bazı alışkanlıklarla hiç değilse stabil, mümkünse de yukarı yönlü hareket etmesini sağlamaya çalışmalıyız. Aslında galiba yine bugünkü temel şeyimiz, niyetimiz bu olsun. Sokakta çok sevdiğim bir şey var. Ne haber falan diyorsun mesela. Standart. Evet, Hani aslında evet. standart değil. Yani sen suyun üstüne kendini bıraktığında dediğin gibi o bir şekilde tabiatıyla aşağı doğru gitmeye meyilli. Evet. Çünkü zaman akıyor ve biz yaşlanıyoruz ve bir sınırlı bir ömrümüz var. Evet, değişim var. Hep değişimden kaçamıyoruz ama bu değişimin hangi yönde olacağını yaptıklarımız ve yapmadıklarımız belirliyor. Yani iyi ve kötü alışkanlık diye böyle çok klişe sınıflandırmak istemiyorum. Ama ne diyelim, mutluluğumuza ve iyiliğimize hizmet edecek alışkanlıklar, hizmet etmeyecek alışkanlıklar. Bu alışkanlıkları nasıl geliştiririz? Nasıl ediniriz bu alışkanlıkları? Diş fırçalamaya alışkanlık der miyiz? Deriz. Sigaraya alışkanlık der miyiz? Deriz. Yani herhangi bir zorlantı olmadan sürekli yapa geldiğimiz bir şeydir alışkanlık. Dolayısıyla aslında mesela ayda bir sinemaya gitmek de bir alışkanlıktır belki ama o bizim hayatımız üzerine o kadar etkili değildir. Her gün yapıp ettiklerimiz diye düşünelim bunu. Koşullar ne olursa olsun yapıp ettiklerimiz diye düşünelim. Çünkü sigara içen, sigaraya alışık kişi, sigarayı tüketen kişi onu aşağı yukarı hemen her durumda yapmak için en azından gayret gösterir. Diş fırçalama örneğin, hani tatile gittik diye diş fırçalamaktan vazgeçmeyiz. Hava kötü diye vazgeçmeyiz. Böyle bir şeyden bahsediyoruz ve bu alışkanlığı neden önemli diye düşünüyorum önce. Sonra senin soruna geleceğim, unutmadım. Bir kere etkinlik ve verimlilik adına önemli alışkanlıklar. Yani nasıl demiştik bir önceki bölümde zihnimiz otopilotu seviyor ya, otomatik düşünceler geliyor. Çünkü bunlar bizim hayatımızı aslında kolaylaştırıyor, kısa yollar. Aynı şey davranışlarımız için de geçerli. Bu etkin olmamızı, verimli olmamızı sağlıyor ve belli hedefler koyduğumuzda ona ulaşmamızı sağlıyor. Alışkanlıkla yaptığımız şeyler, alışkanlık geliştirip yaptığımız şeyler bazen çok seve seve yapsak da onların sonuçları çok kötü olabiliyor. Yani kötü Evet. alışkanlıklar da var. Her alışkanlık iyi değil. Yani işte spor yapmak iyi bir alışkanlık ama işte sigara içmek kötü bir alışkanlık. Sonuçları itibariyle bir alışkanlığı başlatmak ya da bitirmek nasıl bir süreç? Bunu nasıl yapabiliriz? Zor veya kolay demeyelim. Rahmetli hocam şey derdi, zor öğrenme süresini kabul etmemek derdi. Aslında öğrenme süresiyle ilgili bir şeye zor veya kolay dememiz. Bazen uzun zaman alıyor, bazen kısa zaman alıyor. Ama alışkanlığın döngüsünü tanırsak eğer, hani oradaki unsurları bilirsek, yine farkındalık diyeceğim, yine fark etmek diyeceğim ama diyeceğim bunu, yapacak bir şey yok çünkü iş oraya varıyor. O zaman oralara nasıl küçük müdahaleler, destekler verebileceğimizi de konuşabilir hale geliyoruz. Bir şeye yönelmek veya bir şeyden kaçınmakla ilgili önce bir dürtüye, bir motivasyona ihtiyaç duyuyorum. Kahve örneğini verelim. Kahve kokusunu duyduğum zaman canımın kahve istemesi veya benim kahveye yönelmem bir işaret, bir sinyal. Buna tetikleyici deniyor. Tetikleyici de galiba biraz sık kullanılır. Yani tetiklendim falan diyoruz. İşte o bizi belli bir duyguya veya belli bir davranışa sevk eden bir işarete ihtiyacımız var öncelikle.
kahveyi aldık ve içtik, yudumlamaya başladık. Bu davranış, yani rutin de denilebiliyor buna. Bu davranışı gerçekleştirdiğimizde bunun bir sonucu var. Sofra kurulduğunu düşün. Ben 1,5 yaşlarında bir bebeğim ve o sofradaki şeylere ellerimle dalıyorum. Pastayı işte büyük bir istekle ağzıma tıkıştırıyorum. Ne oluyor? Etrafımda insanlar ay 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 dur dur falan diyorlar. Beni düzeltiyorlar. Bazen büyük ceza da alabiliyorum. Sobaya elimi değersem yanıyorum ve hani artık onu öğreniyorum. Aslına bakarsan burada bilinç dışı bir öğrenme var. Yani yaparak öğrenme var. Yani alışkanlıklarımızın gelişmesinde deneyimlerimizin büyük etkisi olduğunu düşünüyorsun. Kesinlikle. Deneyimleyerek öğrenme. İki tür öğrenmeden bahsedebiliriz. Her alışkanlık süreci bir öğrenmedir. Birinci tür öğrenme değildir. İkinci tür öğrenmedir. Birinci tür öğrenme kavrayarak öğrenme. Yani okulda işte bir derse odaklanıp bir dersi dinleyip ya da matematikte bir formülü ezberleyip öğrenmemiz gibi, tarihte bir bilgiyi duyup öğrenmemiz gibi. Yaparak öğrenme, araba kullanmayı öğrenmek yaparak öğrenmedir. Bilinç dışı bir öğrenmedir burada. Şöyle bir klişe var. Duygular, düşünceleri düşüncelerde davranışlara dönüşür diye bir klişe var. Sen buna katılıyor musun? Çünkü benim bununla ilgili bir söylemek istediğim bir şey var. Belki geçen haftaki konuyla da birleştiririz bu davranış konusunu. Bu söylediğim klişe üzerinden. Zaten bunlar birbirleriyle bağdaştığı için de bu sıralamayla gittik ama işte hayat içerisinde bunu böyle doğrusal bir sıralama gibi düşünemeyiz. Az önce dedim ya, bunlar birbirleriyle haberleşiyorlar, birbirleriyle etkileşim içerisindeler ama biri önce biri sonra çok adlandıramıyoruz. Zaman zaman ben duyguların düşüncelerin de duyguları etkilediğini kendi yaşamımda gözlemledim, deneyimledim bunu. Bundan yıllar önce beni inanılmaz incitecek bir davranışı birinin bugün aynı davranışla karşılaştığımda umursamıyorum örneğin. Çünkü konuyla ilgili, o reaksiyonla ilgili düşüncelerim değişti. Artık umurumda bile değil. Bu beni bazen şaşırtıyor olumlu anlamda. Şey diyorum ya, aferin ya sana. Hani bak, hiç etkilenmedin yani. Daha kırılgan dönemlerimde rüzgar estiğinde hani böyle sağa sola sallanıyordum ama hani şimdi biraz daha toprağa kök salmışım. Daha böyle biraz daha oturaklı. Yani bu işte duygular, düşünceler ve sonra sonucunda gelen bir çıktı olarak davranışlar dizgesinde bu konuya da değinmek istedim. Tam bu örnekte bir düşünceyi bir yorumu değiştirerek bir duyguyu değiştirme fırsatı bulmuş. Bir duyguyu değiştirerek de bir düşünceyi değiştirebiliriz. Sürekli rahatsız eden bir olay karşısında seni rahatlatırız diyelim ki bedensel olarak ve sen artık o olay karşısında rahatlamış biri olursun. Yorumun değişmese bile bunu yapabilirsin. Buna da şartlanma diyoruz. Aslında bu öğrenme, yani bu bilinç dışı öğrenmenin içerisinde şartlanmaları da konuşmamız gerekiyor. Zaten belli türde, birkaç farklı türde şartlanma mekanizmamız var. Ve bunları da tanımak yine aynen bu süreci yönetebilmek için büyük takviye veriyor bize. Bir alışkanlığın bağımlılığa dönüşüp dönüşmediğini nasıl fark edebiliriz? Yani belki de benim alışkanlık zannettiğim şey bir bağımlılıktır. Bunun nasıl ayırdığına varabilirim? Aslında kemikleşmiş alışkanlıklara biz daha çok bağımlılık diyoruz ve bağımlılık biraz kötü geliyor kulağa, değil mi? Yani olumsuz alışkanlıklar daha çok bağımlılık. Hani spor bağımlılığın var diyen kişi de biraz aslında ona öyle bir ad koyuyor ama biz bağımlılık dediğimizde böyle içimizde bir eyvah duygusu oluyor. Onu yapmadan duramıyorsak artık o bağımlılık. Eğer bu sigaraysa kötü, bu bir uyuşturucuysa kötü ama sporsa İyi diyebiliriz. Dolayısıyla alışkanlığın uzun süre tekrarlandığı ve kemikleştiği bir noktaya bağımlılık desek yanlış olmaz herhalde. Alışkanlık döngüsü denen terimi ben ilk defa duydum. Hı hı. Bunu biraz daha açar mısın? Anlamak istiyorum, daha iyi anlamak istiyorum. Tabii seve seve. Zaten işte bütün hikaye burada. Bunu çözdüğümüz zaman alışkanlıkla ilgili meselelerimizi de çözme şansımız artacak. Mesela tetikleyicileri de şöyle sınıflandırabiliriz. Çevresel olabilir, fiziksel olabilir. Kahve kokusu fiziksel bir tetikleyici, öyle değil mi? Telefonumuza gelen sinyal fiziksel bir tetikleyici. Orada yanan ışık veya ses, duyduğumuz ses. Çevresel tetikleyici ne olabilir? Bir araya geldik. O bir araya geldiğimizde bir yeme içme hali içerisinde olmamız veya sadece bir arkadaşımızla beraber sigarayı tüttürüyor olmamız, onu gördüğümüzde aklımıza sigaranın gelmesi. Reklamlardaki yemek görüntüleri beni çok tetikliyor mesela. Tetikleyiciden sonra ne oluyor? Davranış geliyor. Rutin deniyor ona veya davranışın kendisi, yani kahveyi içtim, sigarayı içtim, işte neyse sporumu yaptım vesaire. Ve sonunda da bir ödülü olmalı bunun.
Hı-hı. Pekiştirici de bu ödül işte. Hı-hı. Yani sigaranın ödülü ne? Sigara içen kişi sigara içmemenin rahatsızlığından kurtulmak için sigara içiyor. Hı-hı. Ve bunun ardından gelen şey rahatlama. İşte bu bir duygusal ödül. Veya işte kahve içtim, kafeini aldım, daha zinde, daha aktif hissettim kendimi. Bu bir ödül. O davranışın tekrarı için dedim ya beynimize mesaj gidiyor diye. Beynin aldığı olumlu mesajı da pekiştirici diyoruz. Şimdi bunu tanımak ne işim? Bunu tanımak müthiş işimize yarar. Ben neye tetikleniyorum? O tetikleyiciyle nasıl baş edebilirim? Sonra ardından hangi davranışı gerçekleştiriyorum? Ve oradaki pekiştiriciyi tanırsam, bilirsem eğer onu ortadan kaldırma şansım olur. Veya yeni bir alışkanlık kazanmak istiyorsam da oraya bir pekiştirici ekleyerek kendimi o davranışın tekrarına, yani beynimi daha doğrusu o davranışın tekrarına alıştırma, şartlama şansım olur. Ela, alışkanlık dediğimiz ve davranış dediğimiz şey eğer bir ödül ve ceza mekanizması üzerinden ilerliyorsa, ben özellikle bağımlılık geliştiren insanlar için şöyle bir şey söylesem doğru söylemiş olur muyum? Bağımlı insanlar, ıstırabını göğüsleyemeyenler, acısını yönetemeyenler ve ödül için adeta yanıp tutuşanlar. Yani halk deyimiyle zayıf diye tabir edilen insanlar. Çünkü onlar bir şeyden yoksun olma hissiyle baş edemedikleri için o yoksunluk hissiyle mücadele edip onun üstesinden gelemedikleri için aslında davranışları bağımlılığa dönüşüyor. Yoksunlukta ve mahrumiyette kalabilme durumu bakımından doğru. Yani ben yoksunlukla baş edebiliyorsam, o mahrumiyetle, o acıyla baş edebiliyorsam bu konuda daha güçlüyüm. Ama buna irade dendiğinde, hani bir önceki programda biraz kavramların kayganlığından bahsettik ya, o tuzaktan. Evet, evet. İrade dediğimizde şöyle bir risk var. Ya iradeli kişi, iradesiz kişi diye ayırmış gibi oluyoruz. Bazı insanlar evet otokontrolü daha yüksek olabilir. Doğuştan olabilir veya başka nedenlerle. Ama otokontrol de kazanılabilecek bir şey. Dolayısıyla bu iradeyi aslında geliştirilebilir bir yeti gibi görürsek o zaman daha bizim işimize yarayacak. Rahatsızlıkta kalabiliyor muyum? Ne kadar kalabiliyorum? Bu acıyla nasıl baş edebiliyorum? Bunun yerine başka bir şey koyabiliyor muyum? Bir davranış gerçekleşmediğinde bana müthiş bir rahatsızlık veriyorsa ve ona ulaşmak için kıvranıyorsam eğer, işte bunun da yine bir bağımlılık olduğunu gündemime getirmemi gerektiriyor diye düşünüyorum. Biz başarılı olmak istiyor isek, kendi konfor alanımızdan çıkıp alışkanlıklarımızı ödül odaklı değil de gelecekte hedeflediğimiz ödüle odaklanırsak, ödülü geciktirmeyi başarırsak, şu an kendimizi ödüllendirmek yerine belki gelecekteki versiyonumuza bu ödülü layık görür ve onun için sabredebilirsek başarılı olabiliyoruz. Gelecekte mutsuz mu olayım yoksa şimdiki zamanda mutsuz olup gelecekte daha mutlu mu olayım? Hazı erteleme diye bir kavram var. Tam da bu söylediğin o. Genelde yetişkinlerde daha çok bulunan ama çocukluk çağından itibaren gelişmeye başlayan bir kavram bu. Bunun için Stanford'da bir araştırma yapılıyor Ersin. Hatta marshmallow testini izleyicilerimize söyleyelim. Mutlaka araştırıp bulsunlar. Bununla ilgili farklı videolar da var. Marshmallow testi şu. Çocukların önüne bir tane marshmallow koyuyor bir yetişkin. Bunlar işte 3-4 yaş, 5 yaş grubu, farklı yaş gruplarında deneniyor. Yetişkin şöyle bir pazarlık yapıyor çocukla. Diyor ki, bunu eğer ben dönene kadar yemezsen sana döndüğümde bir tane daha vereceğim. Ve bırakıp çıkıyor başka hiçbir şey söylemeden. Çocuklar kıvranıyorlar tabii. Orada işte tatlı görüntüler de var. Bu kıvranma sonucunda kimisi biraz ucundan yiyor, kimi bekliyor, kimi hemen yiyor. Ödülü kazananların da şeyi, alkışı alıyor. Şimdi buradaki şey şu, ve bu çocukları da izlemişler uzun yıllar boyunca. Bunlar bayağı bir kapsamlı deneyler. Hazı erteleyebilen çocukların gerçek yaşamlarında, ileriki yetişkinlik yaşamlarında daha fazla aile başarısı, iş başarısı, daha fazla gelir elde etmeleri, daha mutlu ilişkiler kurmaları gibi sonuçlar çıkmış. Dolayısıyla hazzı ertelemek veya acıya göğüs gerebilme kabiliyeti bizim için önemli. Ama yine diyeyim, bu geliştirilebilir bir şey olmalı. Yani otokontrol sahibi olmayı da öğrenebiliriz süreç içerisinde. İşte bu döngünün farkında olarak, alışkanlık döngüsünü tanımak bize bu konuda olanak verir. Pekiştiricim ne? Pekiştiriciler yaratabiliriz. Yani sen şimdi spora gitmekte zorlanıyor musun? İşte ayak mı diriyor bir yanın? Aman boş ver, bugün de işte birazcık tembellik yapayım, ne olacak mı diyor. Çünkü o içimizde o farklı sesler de yükseliyor ya böyle zamanlarda. O sese kulak vermen veya vermemen bir irade meselesi olmaktan çıkıp
bir pekiştiriciyle ilgili bir şeye dönüştüğü zaman bu otomatik oluyor zaten. Zihnin bunu kendi kendine programlıyor, öyle düşünelim. Bu çok büyük bir avantaj. Şimdi eğitimde ödülü ve cezayı, ödül ceza kelimelerini kullanırken de birazcık hassas davranıyorum. Çünkü eğitimde ödül ve cezanın işte çok olumsuzlandığı yaklaşımlar var. Buna ödül ve ceza demek yerine pekiştiren ve caydıran şeyler diyebilirim. Bu öğrenme mekanizmasını çözdüğümüz zaman alışkanlıkları oturtmak da kolaylaşıyor. Şimdi geçen programlarda hatta ilk programımız mutluluktu. Mutluluğu konuşurken neyi konuşmuştuk? Bir takım ideolojilerin, işte sistemin bizi nasıl manipüle etti ve mutluluğumuzu nasıl etkiledi? Orada neydi? Bizi kandıran, gözümüzü boyayan işte reklam dünyası, televizyon dünyası vesaire vesaire. Bundan bahsetmiştik. Mutluluk vaatleriyle şimdi bu şeyi pekiştirelim. Evet. Yani biz davranışlarımızı geliştirirken, alışkanlıklarımızı geliştirirken bu mutluluk vaatlerinden de aslında etkilenmiyor muyuz? Yani çağımızda olumlu davranışlar geliştirmek daha önceki çağlara göre daha zor değil mi? Mesela tüketimin bu kadar övüldüğü, bu kadar arttığı, artık çocuklar susturuluyor. Yani çocukların acı çekmesi yasak, çocukların herhangi bir hayatın gerçeğiyle yüzleşmesi yasak. Enteresan bir travma kültürü yaratıldı ve çocuklara o konfor alanında sadece haz ve ödül vererek onların güya suni bir şekilde mutlu olmaları sağlanıyor. Ve bir anlamda da onlar idare edilip susturuluyor. Yani çocuk sürekli ödüllendiriliyor. Çocuk beklemiyor. Yani ben bir bisiklete sahip olmak için 5 yıl falan beklemiştim. Beklemek zorundaydım çünkü ailemin gelir düzeyi buna yeterli olmadığı için. Ama o bekleme süreci beni inanılmaz bir hayal etme süreciyle geliştirdi. Ben o süre içerisinde hep bir bisikletle farklı farklı yerlere gittim, hayal ettim ya da bir yere işte gittiğimde ya o hayali bisikletimle orada gezdim falan. Amerika'daki bir araştırma şunu görmüş. Bir şeyi isteyip bekleyen çocukların beyin fonksiyonlarıyla bir şeyi isteyip beklemeden onu elde eden çocukların zeka seviyelerini kıyaslamışlar. Sence hangi grup çocuk daha zeka becerileri gelişmiş sence? Bekleyenler. Bekleyenler. Çünkü bir şeyi arzu ettiği anda ödüllendirilmeyen ve hemen ona kavuşamayan çocuk hayal etmeye başlıyor. Evet. Ve işte o seni sıkılmak dediğin şey var ya, aslında o sıkılarak geçireceği zamanı hayal kurarak geçiriyor. Evet. Ve beyin hayal kurarak da gelişiyor. Kaderi yaşıyoruz hepimiz. Yani bazı alışkanlıklar ve bazı dışsal faktörler nedeniyle kaçınamadığımız bir dünya şey var ve öğretiler değişiyor. Zamanın ruhu değişiyor ve ebeveynlik stilleri değişiyor, hayata bakış açımız değişiyor. Her şeyin çok hızlandığı ve çabuk tüketildiği bir dünyayı yaşıyoruz, deneyimliyoruz artık. Ve bunun getirdiği bazı kusurlarla, bazı problemlerle de baş etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Alışkanlık bunlardan sadece biri. Ama çok da önemli çünkü hakikaten bizi rezil de edebilir, vezir de edebilir noktasında bir şey bu. Çocuklarımıza kazandırmamız gereken gerçekten işte hazzı erteleyebilmek, sıkılma fırsatı vermek, kendi kendilerine çözüm üretebileceği alanlar sunmak onlara. Yani konformizmin senin de dediğin gibi onlara katkı olmadığını görmek vesaire, bunlar çok kıymetli. Ben mesela köyde yaşayan çocukların bu anlamda daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü onların gerçek hayatta elde etmek istedikleri başarı duygusu daha hakiki, daha güvenilir bir tatminmiş gibi geliyor. Öbür tarafta ise çok o virtual ortamda, dijital ortamda başarı elde ettiği için çocuk o ödül duygusunu da orada tatmin edip hayattan uzaklaşıyor ve hayatın ona sunduğu başarı imkanlarıyla hiç ilgilenmiyormuş gibi geliyor bana. Mesela çocuğun eline tableti veriyorsun. Çocuğa diyorsun ki işte bak şuradaki bakkala git ve oradan kendine işte bilmem ne al. Çocuk o mesafeyi gidip o bakkaldan o işte kalem takımını almak yerine tabletle oynamayı seçiyor örneğin. Yani eyleme geçmek yerine ya da git amcadan şey iste, kendine bir bardak portakal suyu iste diyorsun. Çocuk gitmiyor, orada oyun oynamayı seçiyor. Stratejiler şunun için önemli. Bu söylediklerinin hepsinin gerçekleşmesi suni veya doğal yoldan yine dönüp dolaşıp davranışa ve alışkanlıklara dayanıyor. Yani hangi alışkanlık iyidir, hangisi kötüdür, hangisi hayatla bağdaşır, hangisi bağdaşmaz, bu ayrı bir konuşmanın
konusu sanki. Ama bunu da konuşalım ileriki günlerde. Evet, katılıyorum. Yani şu anda modern çocukların, modern ebeveynlerin de çok çok farklı meseleleri var. Gerçek hayatla bağdaşmamak adına. Ama yani gel istersen son sözler olarak şöyle bir yerden bakalım konuya. Şimdi bir alışkanlık, yeni alışkanlık oluşturmak dedik. Yani hayat kalitemize katkıda bulunacak davranış kalıpları geliştirmek. İkincisi de var olan bir olumsuz davranışı değiştirmek. Şimdi ikisi de aslında farklı yol haritaları gerektiriyor ama birbirleriyle benzeşen yanları da var. Önce diyelim ki biz bir alışkanlık tasarlayacağız kendimize. Yani spor yapmak istiyoruz her gün. Veya işte ne bileyim her gün belli bir miktar kitap okumak istiyoruz. Bu her günü özellikle vurguluyorum. Yani çünkü sürekli yapıyorsak alışkanlık. Ne yapacağız? Önce bir tanım yapacağız. Bu tanıma ihtiyacımız var. Netleştireceğiz sınırları. Yani spor yapacağım diye karar vermek bir karar değil. Günün hangi saatinde yapacağın, kiminle yapacağın, hatta üzerine hangi eşofmanı, hangi ayakkabıyı giyeceğin bile önemli. Buna operasyonel tanım da diyebiliriz aslında bakarsan. Yani çocuğa odanı topla dediğimizde bu bir yönerge değil. Kitapları buraya koy, defterleri buraya koy, çamaşırlarını, çoraplarını buraya koy gibi bir yönergeden bahsediyoruz. Kendimize de bunu yapmalıyız. Bu sınırları ne kadar netleştirirsek o hareketin alışkanlığa evrilme süreci o kadar kolaylaşacak. Bu bir strateji. Kilit taşı alışkanlıklar dediğimiz bir hikaye var. Kilit taşı nedir? Hani o yapıyı tutan, bir kemeri tutan bir tek bir taştır. Ve o taştan dolayı, o taşın oradaki dayanımından dolayı da o yapı yüzyıllarca ayakta kalır. Bazı alışkanlıkların böyle özellikleri var. Mesela spor alışkanlığını kazandığın zaman sen daha düzenli uyumaya, daha düzenli beslenmeye, hayatının diğer rutinlerini de ona göre düzenlemeye başlıyorsun. Eğer oradan başlarsan işe, bu sana bir avantaj kazandırıyor. Her gün dişlerimi fırçaladıktan sonra işte şunu yapacağım gibi. Sonra bu olayın ardından, bu rutinlerden bir pekiştireceğe ihtiyacım var ya, beynim buna ihtiyaç duyuyor. Ödül lazım ona. Ödülü belirle. Bu bir bardak ne bileyim kahve de olabilir. Bir küçük sembolik bir yere bir kuruş para atmak da olabilir falan. Böyle bir ödüle ihtiyacımız var. Bu da cepte. Ve durumu takip et, izle. Takip etme kendi başına bu ödül ceza mekanizmasını çalıştırıyor. Çünkü şuna neden oluyor. Ben bugün yaptım mı yapmadım mı görüyorum. Artı eksi koyuyorum ya. Diyelim ki bir çizelge koy duvarına. Ve spor yaptığında artı koy. Gülen surat koy. Bu önemli değil ne yaptın. Ama onu gör. Onu gördükçe o gülen suratların sayısı arttıkça bu senin için bir pekiştirici. Bunlar manasız, hani yetişkin dünyasında saçma, işte ne bileyim çocukça falan geliyor olabilir ama gerçekten beynimizin bu sinyallere ihtiyacı oluyor. Yani ilkel beynimiz ne yazık ki buralardan harekete geçiyor. Senin dediğin bu uzun vadeli ödüller vardı ya, hani hazzı ertelemede konuşmuştuk. İşte o uzun vadeli hedefi de belirle. Diyelim ki her gün için küçük küçük kendine ödüller yaptın. Ama bir yıl boyunca spor yaparsam ben o bir yılın sonunda da işte büyük bir parti vereceğim. Belki spor salonunda işte bir şey yapacağım gibi böyle bir hedef. Veya şu kadar para biriktirdim, işte bununla tatile gideceğim. Yani burada artık alışkanlığın ne olduğu sizin önceliklerinizde kalmış bir şey. Bir başka bu stratejinin parçası da hataları öngörmek. Yani riskleri öngörmek ve hatalardan da battı balık yan gider yapmamak. Yani ben örneğin belli bir türde besleniyorum. Sağlıklı beslenmeye niyet ettim ya. Mesela bugün ben çok sağlıklı beslenemedim. Ama bunu ben yarın eğer battı balık yan gider dersem hiçbir anlamı yok. Ama ben kaldığım yerden devam etme şeyimi sürekli, motivasyonumu sürekli tazelemek durumundayım. Alışkanlıkların değiştirme kısmında da işte burada hangi noktalarda problem yaşadığımızı gördüğümüzde, yani şu bağımlılık noktasında konuştuğumuz o şeyler, sigaraya beni ne yöneltiyor, sigara içtiğimde ne hissediyorum ve bunun ardından bana ne gibi bir ödül geliyor, bunları fark ettiğimde bunların yerine başka şeyler koyarak durumu iyileştirme şansım var. Bugün biraz süremizi böyle açtık gibi oldu ama ben belki de başka bir programda yine bu sigara konusuyla özellikle ilgili konuşuruz diye düşünüyorum. Belki yeni konuları belirleyelim. Bundan sonra neye daha çok odaklanacağımıza karar verelim. Sığınağın bu haftada sonuna geldik. Bugün alışkanlıkları, davranışları konuştuk. Size ilham olabilmişizdir biraz. Ben biraz çok bilmişlikte yaptım. Önümüzdeki hafta sizinle yeni içeriklerle bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz. Lütfen dostlarınıza bizi tavsiye edin. Abone olun kanalımıza. İçeriklerimizi beğenmeyi ihmal etmeyin. Efendim, insanları bulmak istediğiniz gibi bırakın.
Hoşça kalın. Hoşça kalın.